şeyden ellerini alıyorlar ya, yani, daha yere atıyorlar. Aslında şunun için bile yapılabilir ya, bir şey olmaz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Canlı yayında mıyız? Yok, canlı yayında değil, videoyu çekelim, akşam atacağım YouTube'a. YouTube'a. Bu çeşitleri mi? Biraz anlatabilir misiniz? Türkiye'de yetişen standart fındık çeşitleri. Bu kadar çok çeşit fındık mı varmış? 3 tane yeni teşhir edilen çeşitler. 18 tane standart çeşit var, 3 tane yeni çeşit. Şimdi çeşitler. Hepsi de Giresun'a vardır herhalde, size Bolu fındığı diyor. Yani her fındığın özelleştiği bir il var. Mesela işte Foça, Trabzon'da daha çok yetişiyor. Giresun'da ağırlıklı, Çakıl'da, Bolu'da. Kaç tane çeşit var demiştiniz? 18 artı 2. 20 tane fındık çeşidimiz var. Ha, bu enstitü var bir de fındıkla ilgili, Giresun'da mı? Orasıyız. Giresun'da. Fındık Araştırma Enstitüsü Giresun'da. Biraz anlatabilir misiniz faaliyetleriniz hakkında, bilgi verebilir misiniz? 1936'da kurulmuş. 1936'da bayağı eski. Geçmişinde Tavukçuluk Enstitüsü olarak da görev yapmış. Araştırma faaliyetleri fındık faaliyet olunca artıyor galiba, evet anladım. 63'ten bu yana işte fındık yetiştiriciliği ile ilgili sorun olan noktalarda projeler yapılmış. Şu an fındık şey bakımından dünyada birinci miyiz üretici? Dünyada fındık konusunda araştırma yapan tek enstitüyüz biz. Zaten ha, fındığın da en fazla satan olduğumuz için. Dünya üretimi %75'ini ortalama yıllık olarak Türkiye yapıyoruz. Gerçekleştiriyor. İhracat olarak da %75'ini takriben yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye üretiyor ve ihraç ediyor. Yani bu ihraç edilenlerin yüzde ne kadar Türkiye'de iç piyasada tüketiyor? Daha fazlası galiba yurt dışına yapılıyor. En fazla herhalde çikolatalarda falan kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ezmelerde kullanılıyor. Gofret sanayisi. Yani enstitünün olması çok iyi bir şey yani, gerçekten analiz ve araştırma yapmak ileri dönük olarak. Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgi için. Bunlar da galiba şeyleri gösteriyor. Bunlarda bizim hazırladığımız leafletler var. Üreticiler için işte çeşitli konularda budaması, toprak. Ha, bu tuhaf, şeyle ilgili bilgilendirme amaçlı. Fındık yetiştiriciliğinden hasatına kadar her konuda şey broşürlerimiz var. Ama çok güzel görünüyor. Hı-hı. Çok inovatif duruyor. Evet, biz de bu sefer. Yok yani. Çok şahane gerçekten. Yani bu şu kutuyu gördüğümde genelde cep telefonlarının şeylerinde oluyor, standlarında olan kutuyu. Buna çevirip tepesine de böyle ne bu şey olarak bu, narın tepesi gibi. İçinde durduğu ha, çotanak şey. Var. Ha, çok çotanak. Gördüm gördüm şey. Onun sembolize etmesi için yapılmış. O teşekkürler. Evet.